Şimdi Narin cinayetin detaylarını konuşmaya hemen başlayalım. Bölgeye uzanalım. Muhabir arkadaşım Sinan Yılmaz ve muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel yan yanalar. Geride bıraktığımız dakikalarla Sinan'la zaten konuşmaya başlamıştık. Demiştik ki köyde yine bir sessizlik hakim. Ancak sohbetimiz sırasında bizi izleyenler hatırlar. Dakikalar önce izlemeyenler için bir özet geçeyim. Bazı iddialar üzerine konuşmalar yapmaya başlamıştık. O iddialardan biri de şu ki dün ve dünden önceden bu yana konuşulan başlıklardan biri. Arama çalışmalarının yapıldığı sırada annenin, Narin'in annesinin işte ambulansta kan aldırdığı, o tüpü de yanına aldığı ve bunu orada olanlardan sakladığı ortaya çıkınca da yetkililer tarafından olaya el konulduğu iddiaları var. Şimdi her iki muhabir arkadaşıma da hoş geldiniz diyeyim. Biz yayında Sinan'la konuşurken Mehmet sen bana mesaj attın ve dedin ki bu iddialar konuşuldu. Ben aileyle de konuştum. Buna bir yanıt da verdiler. Nedir bu iddianın aslı astarı? Önce bununla başlayalım. Seni dinleyelim. Cansın Elvacan, Narin'in arama çalışmaları devam ederken, tabii bir yandan jandarma ekipleri bu noktada yoğun bir şekilde arama kurtarma ekipleri yoğun bir şekilde ararken, öncelikle anlattıklarımın bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını ve bu tür şeylere de uzman kişilere bırakılması gerektiğini ifade edelim. Annenin kan aldırma olayını ben aileye sordum. Dedim ki bu kan iddiası var, nedir bu olay dedim. Amca vardı, aile yakınları o noktadaydı. Ve bana anlattılar, çubukla arama yapanlar geldiğini söyledi. Yani bu şu şekilde, bazı vatandaşlar, bazı yörelerde bunu bilirler. Şu şekilde çubuğu tuttuktan sonra nerede olduğunu gösterir. Tabii bu bilimsel hiçbir dayanağı yok, altını çizelim. Bunun için de bu çubuğa kan sürülmesi gerekiyor, aile yakınından birinin olması gerekiyor demişler o çubuklu arayıcılar. Anne de benim kanımı alın o zaman deyip kanını aldırıyor. Tabii sonrasında sizin anlattığınız gibi gelişiyor olay. Yani bu fark ediliyor ve o tüp alınıyor. Sonrasında tekrar imha ediliyor. Herhangi bir test için alınmadığını söyledi aile. Buraya o süreçte dedi herkes geliyordu. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra dedi çevre köylerden, diğer köylerden dedi herkes geliyordu. Denize düşen yılana sarılır mantığıyla dedi. Biz de dedi bir umuttur diye dedi. Anne de bir umuttur dedi. Ondan dolayı dedi o kanı vermek istedi dedi. Çubuklu arayıcıların talep etmiş olduğu bir kanmış ama bunun bir kez daha altını çizelim. Özellikle bilimsel hiçbir dayanağı yok. Bu aslında bir sonraki belki başka kayıp vakalarında da bu tür durumlarla karşılaşabilir. O yüzden bu işi arama faaliyetlerini lütfen işin ehline ve uzmanlarına bırakın diye de altını çizelim. Bu kan olayını da bu şekilde aile bana açıkladı. Açıklama bu yönde geldi. İddiaları muhabir arkadaşlarımız Mehmet Geçgel de direkt muhatabına aileye sormuş. Aldığı yanıt bu. Şimdi siz günlerdir köydesiniz. Bugün itibariyle yine köydesiniz. Dün hareketli dakikaları ekrana taşıdınız. İşte itirafçının ailesinin zaten köydeki evlerinde ilk günden bu yana olmadığı, bunun güvenlik gerekçesiyle önlem alınmak için yapıldığı ama dün işte birkaç parça eşya alındı vesaire. Sonrasında mesela herhangi biriniz aileyle konuştu mu? Çünkü aile de Nevzat Bahtiyar'ı aslında işaret ediyor. Onun olduğunu düşünüyor. Ailenin gelip gitmesiyle bir şeyler konuşuldu mu köyde? Ailenin gelip gitmesiyle aslında bir şey konuşulmadı. Zaten Nevzat Bahtiyar bu noktada jandarma ekipleri alındıktan sonra Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyden çıktı. Yakınlarının yanına gittiler. Onlar da evet özellikle kardeşi neden yaptığı ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Sinan konuşmuştu. Aslında onu Sinan'a sormak lazım. Hemen soralım. Nevzat Bahtiyar'ın aile yakınları Nevzat Bahtiyar'ı işaret ediyor. Tabii dün de eşi geldi bu noktada. Bir yandan da yürüyelim o evin olduğu noktaya doğru kameraman arkadaşımla birlikte. Evinden eşyalar aldı. Bu eşyalar tabii jandarma ekipleri tarafından tutanak haline getirildi. Köyde konuşuldu mu bu? Bununla ilgili bir şey söylendi mi? Yani şöyle daha dün öğleden sonra bu olay gelişti zaten. Nevzat'ın eşi ve yine eşinin kardeşi sanırım. Siz burada zaten canlı yayında ekranlar taşıdınız. Onlar o gün yani Nevzat tutuklandıktan sonra onlar apar topar güvenlik sebebiyle hemen buradan ayrıldılar. Apar topar ayrıldıkları için eşyalarını almamışlar. Dolayısıyla jandarma eşliğinde gelip burada eşyaları aldılar. Kişisel kıyafet mi olur, yine ne bir mutfak malzemesi mi olur, tabii onu bilemiyoruz. Ben Nevzat'ın kardeşiyle görüştüm. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi. Kendisi beni aradı bu arada.
Hatta canlı yayında ekranlara taşımıştık ilk olarak. Köyde bir insan konuştu. Yani köy daha önce sessizliğini korumuştu. Köyde birisi çıktı artık bize konuştu. Ve kardeşi dedi ki bizim paraya pula ihtiyacımız yok. Bir soru sorabiliriz biz, değil mi arkadaşlara? Nevzat ve çocuklarının ve kardeşlerinin aylık geliri 300 bindir. Yani bizim parayla işimiz olmaz, paraya ihtiyacımız olmaz. Dedi abimle Nevzat yıllardır arkadaşlar, dostlar. Birbirimizin evine gidip geliyoruz. Biz bu durumu kardeşim yapamıştır. Şimdi kardeşi öyle dedi. 300 bin gelirimiz var dedi. Evet. Ama bunu Narin'in akrabaları bana söyledikleri cümlelerle yalanladılar. Evet. Hayır, öyle bir geliri yok. Yani bu anlamda bir gelirinin olmadığını da söylediler. Cansın, şu an geçtiği yerleri sorabilirsek bir daha zahmet etmeyelim. Yani bir soru soracağım. Tamam, yani hemen gel lütfen. İzin almana gerek yok. Beni duyuyor zaten Mehmet. Değil mi Mehmet, duyuyorsun? Evet, bu arada hazır sizi bölmüşken ilerlemeyin lütfen. Ramazan Almaçayır bu saat itibariyle yine bizimle. Klinik psikolog Doktor Rukiye Karaköse, hoş geldiniz. Hoş, ayağınıza sağlık. Ve yine Ankara'daki konuğumuz bizimle birlikte olmaya devam ediyor. Adli soruşturma ve analiz uzmanı Salih Aydemir de bizimle birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Mehmet, sizi durdurdum çünkü geçtiğiniz yerle ilgili Ramazan'ın bir sorusu var. Hemen sorsun size. Bir önceki yayınımızda hani demiştik ya, Narin'i son görenler kimler diye. Evet. Şimdi Narin'in 15-15'te ayrıldığı patikadan 3. 4. ya da X şahıslar tarafından alıkonulma ya da kaçırılma ya da başka birilerinin evine gitme güzergahı var mı yok mu? Yani eğer yok ise son görenler o gün evde olduğunu söyleyen anne ve ağabey. Hani o patikanın oradan geçiyorsanız, o yüzden hani hayır, orayı gösterebilirseniz sevinirim. Yani o mesafeden başka bir yere dönme ya da birileri tarafından oradan alıkonulma, öyle bir coğrafi alan müsait mi, var mıdır Mehmet? Şimdi şöyle, Narin o patika yoldan çıktıktan sonra yine başka bir yere gitmesi için diyorum. Aslında oraya gidelim, kameraman arkadaşımla daha iyi anlatacağım. Aslında Mehmet şunu söylemek istiyor, patika yolu çıkmadan, yani patika yolun üzerindeyken, daha hani baba diyor ya, sana söyledi baba, bence kızım belki de o yolu hiç çıkmadı, o patikayı dedi, eve çıkmadı dedi seninle konuşurken baba, ben öyle de şu düşünüyorum taraf, Narin'in... Cansın Hanım, Ramazan Narin'in Bey'in sorusuna burası araca bindirildiği yer hemen. Arkadaşların Mehmet, siz patikaya doğru gidin. O arada burası, lütfen kulağın evet, bizde olsun. Bir karışmasın, sesler üst üste binmesin diye. Tamam, herkes aynı anda konuşturmak istemiyorum. Radyolarından da bizleri dinliyorlar. Hem Ramazan'ın sorusu aklında olsun. Patikanın hem de bir yandan Salih Bey o soruya hemen bir ek yapmak istiyor sen yürürken. Lütfen ona da kulak verirsen Mehmet. Siz de sorunuzu ekleyin. Sonrasında tabii, muhabir arkadaşımı dinleyelim. Değerli muhabir arkadaşlarıma şunu sormak istiyorum. Şimdi Narin 15-15'te oradan ayrıldı ya. Evet. Orada 3-4 tane de çocuk var. Bu çocukların ifadelerine İnan başvuruldu mu? O çocuklar Narin'in neden ayrıldığını veya en son ne söylediğini Ramazan hocam hatırlıyor muyuz veya biliyor muyuz veya bununla ilgili bir bilginiz var mı net bir şekilde? Tamam, şimdi muhabir arkadaşlarım bu sorulara da yanıt verecekler. Mehmet tam o patikanın başladığı yere geldi. 15-15'te kayıtlara geçen yerdeler Sinan'la birlikte. Mehmet, soruları da duydun. Bölmeden sözü sana bırakıyorum şimdi. Şimdi hemen soruya cevap verelim. Evet, o çocukların ifadeleri psikolog eşliğinde alındı. Ancak ifadelerinin detayı paylaşılmadı. Onlar zaten Kur'an kursundan birlikte gelip kendi evlerine giden, yanında kuzeni de var. Narin bu noktadan geliyor. Buradan şunu söyleyelim. Patika yolu çıkıp kamera açısından kaybolduktan sonra gidebileceği, alıkonulabileceği hiçbir ev yok. Ama şu şekilde gitmişse, yani buradan Nevzat Bahtiyar'ın evinin üstünden bir patika yol köyün iç tarafına doğru gidiyor. O tarafa gitti mi? Yani bunu bilmiyoruz. Kendi evine çıkmadan buraya geldikten sonra Narin eve çıkmaktan vazgeçip... Yani sen diyorsun ki derdest etseler işte nereye götürecekler bu çocuğu? Aşağısı okul. Orası anca eve götürecek o zaman. Oradan bir çocuk yürüyebilir mi sesimiz gidiyorsa? Yok, şu an... yani yukarıda kendi evi var. Burada Nevzat Bahtiyar'ın evi var. Alt taraf okul. Yürür, taraf burada başka ev yok. Evet.
Oradan Narin yürüyebilir mi diyor da gayet düz bir yer gibi yani gözüküyor. Yani ya Nevzat'ın evine gitmiş olabilir ya da kendi evine. Bundan başka bir ihtimal yok sanırım Mehmet. Öyle mi anlıyoruz? Bundan başka bir ihtimal şöyle. Eğer bu şu an yürüdüğüm yolu takip ettiyse ama aşağıda parke taşlı yol varken neden buradan geçsin dikenlerin içerisinden? Hadi diyelim çocuk gitti. Bu da gitti. Bir soru işareti. Gitti. Bu şekilde buradan şu an bulunduğum patika yolu takip ederse eğer. Köye gidiyor. Buradan yine diğer evlerin üst tarafına kamera kadrajına girmeden diğer evlerin bahçesine kadar gidebiliyor. Yani mesela gittiğini kimin biliyor musun? Yine amcalardan birinin mi? Başka ailelerde yaşıyor dedi ya baba. Sadece Güran ailesi. Bu tarafa dönelim. Yaşamıyor. Mesela şu an hayır, önündeki Tuğla ev kimin? Bu tarafa dön. Cansın Narin neden bir de oraya gitsin evine giderken? Hadi diyelim gitti diye gitti senin diye. Sorun evet. Üzerine dedik. Bu Tuğla ev kimin mesela? Biliyor musunuz? Bu tuğlalı ev yine Narin'in akrabalarından birinin evi diyebiliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Sol taraf Nevzat Bahtiyar'a ait. Sinan doğrulayalım hemen Sinan. O yine bilir bu noktada. Bu ev kimindi? Ya bu akrabaların. Akrabaların. Yani, akrabaların hepsi. Yani ben de, yine evet, çıktığı yer bu çocuğun akrabaların evi. Yani köyde noktalarda. Başka bir ailenin evi değil. Oraya gitse bile. Çünkü kurstan eve gittiğini söyleyen bir çocuk iki seçenek var arkadaşlarımız da gösterdi. Ya kendi evine gidiyor. Ya da Narin eğer bir alıkoyma söz konusu olsa bile ya da kendi evine ya da Nevzat'ın evine gidiş başka seçenek aslında yok gibi. Nevzat'ın evine de gitme ihtimalleri üzerinde baktık. Durulursa mesela çocuğa para veriyormuş dedi babası. Birkaç gündür 20 lira para tekrar veriyormuş. Arkadaşları böyle şeyler söylüyor. Için buradan dolanıp parke taşa yola bağlanıyor. Yani uzun bir tur atması lazım ki geldiği yere geri dönsün doğru mu Mehmet? Evet, biraz çetrefilli bir şekilde gelmesi lazım. Dikenlerin, otların o dönemde daha yüksek, bu kadar kuru değil. Yine kuru olanlar da var. Oradan dolaşıp ama bir patika, ince bir patika da Mehmet, var. Evet, peki çok özür diliyorum. Seni çok böldük ama. O önündeki inen köye inen yol, hani bir ilk zamanlar şunu konuştuk ya, bir bakkalda gördük, bakkalın olduğu yere mi iniyor o önündeki yol senin? Bakkal diğer noktada. Heh, oraya da inmiyor. Bakkal evet. Aşağı tarafta kalıyor. Yani bayağı alt tarafta kalıyor. Yani olasılıklar 300 metre anne, falan var. Anne, ağabey, Nevzat. Bu fotoğraftan son gören kişiler bunlar mı acaba sorusunu rahatlıkla bize sordurabiliyor. Şu anda da zaten birisi itirafçı. Aslında şimdi şöyle tutuklu, bir iddialar var. Yani bazı iddialar var diyor. Onu söylemeden şunu da sorayım, sözü yine öyle vereyim. Aklına geliyor mu bilmiyorum. Sen lütfen iddialarını unutma. Şimdi dedi ya Ramazan, anne, abi, Nevzat. Annenin söylediği o sıralarda iki tane de abinin arkadaşı var. Bunu evet. da katabiliriz oraya. Doğru mudur? Siz yine teyit edin. Evet. Senin elindeki iddialar, yeni iddialar neler Mehmet? Şimdi bu yönde annenin özellikle diş modelinin alınmasıyla birlikte şu anda konuşulan şu. Bilindiği üzere abinin kolunda diş izleri çıkmıştı. Birisi kendisine ait, birisi kendisine ait olmayan diş izleri. Abinin bir şey yaparken o esnada o kol engellenmeye çalışılırken ısırıldığı yönünde ve sırtındaki tırnak izi de sırtından çekilmeye çalışıldığı yönünde mi oldu diye sorgulanıyor. Şu anda böyle bir senaryo üstünde de duruluyor. Yani burada sorgulanandan bahsediyorum. Abi acaba Narin'e bir şey yaparken o esnada kolunu mu birisi ısırdı? O kolunu çek bırak şeklinde ve sırtından birisi i̇htimal o esnada dahilinde. Çekti mi? O diş izi aslında oldukça önemli. Kim ısırdı? Tabii ihtimal dahilinde. Evet. Zaten annenin diş örneğinin alınacağını duyulduğu andan itibaren senin bu söylediğin şey geliyor akla. Acaba böyle bir şey oldu da mı oldu diye. Tabii aklımıza o kadar çok şey geliyor ki anlatması güç. Bir de sizi sonrasında dinlendireceğim. Hem Sinan'a hem sana sormuş olayım. Ya diyoruz ya bildiğimiz tek masum o köyde Narin. Ne şekilde o anda neler yaşadı, ne şekilde kimler tarafından öldürüldü. Gerçekten düşünmesi bile korkunç ama günlerdir Türkiye'nin tek konuştuğu, hepimizin böyle ilmek ilmek dikkat ede konuşmaya çalıştığımız şey bu. Başta mezarında onu incitmemek, sonrasında da kimseyi zan altında bırakmamak adına. Ama görüyoruz ki
Ben de bölgede olsam, kaldı ki buradan kalkıp gitmek de istedim. Aklımdan da geçti. Nari'nin cenazesini, yani mezarını ziyaret etme isteği vatandaşlarımıza doğabilir. Bu çok normal. Sonrasında bunu da soracağım size. Çünkü bu çocuk artık hepimizin çocuğu oldu. Tamam. Ama o cenazenin başında, o kabrin başında işte bırakılanlar konuşuluyor, videolar çekiliyormuş, bunlar fotoğraflar vesaire. Şimdi orada aile bireyleri var. Zan altında olanlar var, suçsuz olanlar var, belki hiç haberi olmayanlar var. Ama ne olursa olsun onların evlatları, değil mi? Evet. Yani ne olursa olsun sonuç olarak şu an aile bireyleri, bir köy aile, bir akraba. Köy akraba yani. Bir hassasiyet söz konusu değil diye konuşuluyor. Babanın bu yönde tepkileri var deniliyor. Gerçekten o mezar başında izleniminiz ne? Yani şov yapmaya gelenler dedikleri gibi var mı gerçekten? Böyle bir şey söz konusu değil diyeyim bana ya. Maalesef Cansın Elvacı var. Bu durum gerçekten bizi çok üzüyor. Ben mezarlığın o noktaya gittiğimde, mezarın başına gittiğimde fotoğraf çekilenler, konuyu gelinlik üzerinden, önlük üzerinden, okul çantası üzerinden farklı noktaları çekmek isteyenler, yine orada çektikleri videolarla sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar, babanın tepkisi aslında buna. Baba şunu söylüyor: benim evladımın acısını tüm Türkiye sahiplendi, Allah razı olsun her birinden. Ancak benim kızımın mezarına şov yapmaya gelenler, nemalanmaya gelenler gelmesin, bu bizi yaralıyor diyor. Bu kim olsa yaralar. Şimdi sizi biraz soluklandırayım ama bizimle kalmaya devam edin lütfen. Ben Rukiye Hanım'a dönmek istiyorum. Az önce muhabir arkadaşlarım konuşurken Salih Bey önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu çocukların ifadesi alınmış mı? Biz günlerce bunu da konuştuk. Hatta şu dikkat çekti. Bu çocuklar ifade verirken diyor ki Rukiye Hanım, ben 15.43'te patikadan ayrıldım. 18.23'te 2'de. Yani böyle dakika dakika Nari'ni şurada gördüm. Hı. Bilmem ne oldu ama rakamlar, yani verilen saatler çok dikkat çekici. Hı. Bir çocuk böyle dakika dakika saatleri bulunduğu yerleri attığı adımı bana sorarsanız, bana deseniz ki 17.43'te neredeydin? Ne diyorsunuz derim. Ne bileyim 17.43'te ama 17 sularında şuradaydım derim. Hı. Bu normal mi? Değil. Değil, bu öğretilmiş bir şey gibi duruyor. Çünkü çocuklar için zaman algısı bizdekinden daha farklı. Yani toplantıya mı girecek çıkacak, onun için o kadar dakiklik önemli değil. En fazla şunu bilir: okuldan çıktım mesela, ki okul mevsiminde değiliz. İşte okuldan 17'de çıktığını biliyorsa işte 17'de okuldan çıktım, bunu bilir. Ama 43 mü geçiyordu, 15 mi geçiyordu, buraları bu kadar netlikle vermelerini asla beklemiyoruz bir çocuktan. Mümkün değil yani böyle. Mümkün bir şey değil. Değil mi? Mümkün değil. Bilemezler. Bilemez. Şimdi bu... Biraz önce hocam da senin sorduğun soruyu aslında bir kez daha netlik kazandırmış oldu. Gelelim başlıklardan birine daha. Tuğba, şu başta istediğim barko vardı ya, konuşmaların ses kaydının teyit edildiği RA 15 yaşındaki. Burada da başka bir korkunç boyut açılıyor. 15 yaşındaki çocuktan bahsedeceğiz bu kez de. Evet. Yani bu da bir çocuk baktığınızda en nihayetinde. Olayın başka bir korkunç boyutu. Çocuk çocuktur çünkü. Yani 15 yaşındaki çocuk da çocuktur. 15 yaşındaki çocuğun ses kaydı çözülüyor. Şöyle: Salim Güran, tutuklu olan amca, o sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey. Sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş. Rea'dan cevap geliyor. Bunlar sesli kayıt bu arada, bir kez daha söyleyeyim. Diyor Salim Güran, biri yerde diyor. Rea'da tamam henüz bende değil, daha ölmemiş ifadesini kullanıyor. İlk okuduğumda benim aklıma gelen, az önce Ramazan'ın bahsettiği biri yerde dediği, direkt gözümde kırmızı terlik canlandı. Nedenini bilmiyorum. Şimdi artık her birimiz böyle takip ediyoruz ya, herkesin kafasında başka bir şey oluşuyor sonuç olarak. Gerçeğini öğreneceğiz yapılan çalışmalar, araştırmalar sonucunda. Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş. Ne düşündürüyor bu size bu konuşma? Bu organize bir işbirliği sonucu olduğunu düşündürüyor. Bir de şimdi biz bu bir köy, bütün bir köy akraba birbiriyle. Arada biyolojik bir bağ olduğu için aile aile diyoruz da, burada bir organize suç örgütü var aslında. Belli ki bu böyle bir anlık bir cinnet sonucu işlenmiş bir cinayet değil. Biz biliyoruz Raskolnikov'un Suç ve Ceza'da bir cinayetten sonra nasıl vicdan azabı çektiğini, ki en iyi psikologlar onlardır. Peki hocam, şöyle olamaz mı? Siz çok net konuştunuz. Belli ki cinnet anında işlem, bu sizin görüşünüz değil diyorsunuz. Değil. Şöyle olmuş olamaz mı son elimize ulaşan verilerle? Diyelim ki
abi kardeşine bir şey yaptı. Anne o anda gördü ve can havliyle kızını kurtarmaya çalıştı. İşte oğlunu çekiştirirken tırmaladı, kolunu ısırdı vesaire. Az önce muhabir arkadaşlarımızın söylediği. Ve bu planlanmış değil. O anda bir sinirli olmuş. Olamaz mı? Bu da ihtimal değil mi? Bu kadar keskin düşünüyor musunuz gerçekten? Şöyle, bu bir ihtimal fakat böyle bir ihtimalin daha sonra bu kadar organize bir şekilde üstünün örtülmesi, sahte hatlar alıp sahte ihbarlar yapılması, şüphelerin yanlış yerlere yönlendirilmesi. Koruma içgüdüsü olamaz mı? İşte o koruma içgüdüsü pek sağlıklı bir koruma içgüdüsü değil. Çünkü aynı içgüdünün eğer şefkatten kaynaklıysa narine yönelik de olmasını beklerdik ve yer yerinden oynamalıydı. Bir çocuk öldürüldü her ne olursa olsun. Şimdi bir çocuğumuza karşı o şefkat ve koruma içgüdüsü devreye girmiyor. Ondan birkaç yaş büyük abisine karşı koruma içgüdüsü devreye giriyor. Ve ne hikmetse hiç kimse de konuşup itiraz etmiyor. Bu yüzden bir organize suçtan söz edebiliriz. Yani insanlar evet psikopat bir kesim vardır. %1, %3 oranları verilir dünya için. Her ülkede, her coğrafyada bulunur. Gözünü kırpmadan suç işleyebilecek bir kişilik yapısından söz ediyoruz. Merhamet, şefkat, empatisi olmayan. Diyelim ki böyle biri çıktı ve böyle bir şey yaptı. Diğerlerinin hepsinin susması, profesyonel bir şekilde, organize bir şekilde örtbas etmesi bunun belki de ilk kez olmayabileceğini düşündürüyor. Hayatında fail olarak ya da şahit olarak ilk kez bir cinayete denk gelmiş bir insanın biraz elinin ayağının titremesini bekleriz. Biraz kaygılanmasını, korkmasını, neye uğradığını şaşırmasını falan bekleriz. Böyle organize toplantılar yaparak, işte kime ne ifade vereceğini dağıtarak ağız birliği etmesini falan beklemeyiz. Hani biraz bocalamasını, biraz şaşırmasını bekleriz. Ya da amcanın işte bir köylüyle karşılaşıp bu araçta bir şey var, bunu yok edeceğiz. Bu böyle çok günlük bir konuşma gibi. Buna rastlayan kişi de aman Allah'ım sen bana ne teklif ediyorsun, farkında mısın falan diye şaşırmıyor. Ha, bende poşet var falan diyor. Böyle yani çok harcalem, çok gündelik bir olay gibi bir işbirliği ve örtbas etme var. Bunun ilk kez olmadığını da düşünmeliyiz. Geçmişe yönelik oradaki çocuk ölümleri, genç ölümleri, belki kadın ölümleri de bu gözle bir daha araştırılmalı. Peki Rukiye Hocam, yine az önce çok güzel bir şey söylediniz. Abi de aslında yani 18 çocuk sınırını geçmiş. 18'e kadar hepsi çocuk çünkü. Evet, evet. Askere gidecekmiş vesaireymiş ama bir yandan da buradaki 15 yaşındaki çocukla ilgili de dediniz ya abi için gösterilen hassasiyet Narin için de gösterilmeli. Çünkü hepsi çocuk. R.A. da çocuk. Evet. Peki onlarda 15 yaşındaki çocuklarda durum nasıl işler? Yani dediniz ya ilk kez böyle bir vahşetle ya da öldürmeyle karşılaştığında insanın şoke olmasını bekleriz. Geri çekilmesini, tepki vermesini bekleriz. Diyelim ki bu tahmin edildiği gibi, çünkü 15 yaşındaki bir çocuğu da zan altında bırakamayız, ömrünü karalayacak bir iddia. Diyelim ki tahmin edildiği gibi, bir de şifre bu. Yani öyle konuşuldu. Şimdi gözaltına alındı. Tutuklandı. Tutuklandı ve orada yine sorguya devam edilecek. Sorguda çözülmesi, yani 15 yaşındaki bir bireyle, amca kaç yaşındaydı Ramazan? Tam kaçlarındaydı yani? Yani 50'nin üzerinde muhtemelen. Çünkü babayla kardeş değil. 15 yaşındaki bir çocukla 50'li yaşlarındaki bir yetişkinin vereceği tepkiler veya çözülme hızı muhtemelen farklı olacaktır değil mi? Farklı olur. Ne derece bir korkuya maruz kaldığıyla da ilişkili. Bu çocuk neyle korkutuldu, neyle tehdit edildi? Bir de biz 18 yaş altına hukuki olarak da çocuk diye bakıyoruz. Psikoloji, psikiyatri açısından da yine çocuk diye kabul edilir. Ama 12 yaş üzeri cezai ehliyete de belli miktarda sahiptir. Suça sürüklenen çocuk diyoruz onlara. Çünkü eylemlerinin sonuçlarını çok da net öngöremeyecek kadar beynin bir ön korteksi vardır. Bu korteks bizim muhakeme yeteneğimizle ilişkili. Ve çok da gelişmiş olmuyor o yaşlarda. Ama öldürmenin kötü bir şey olduğunu elbette olduğunu biliyor. Ama şu an amcamı kızdırırsam bu çok kötü bir şey olur ve beni mahveder. Bu korku o an yanlış başka bir şey yapmasının maalesef sebebi olabiliyor. Yani odak orada başka bir nokta olabiliyor. Başka. Korku sebebi. Aşırı korkudayken zaten bu beynin ön korteksi çalışmıyor. Muhakemeyi hepten kaybediyoruz. İnsanlar çok korktuğunda, çok öfkelendiğinde normalde yapmayacakları şeyleri yapabiliyorlar. Çünkü öz denetimi kaybediyorlar. Muhtemelen bu çocuk çok ciddi korktu. Dolayısıyla zaten de bu ön beyin yeterince gelişmemiş. Bu yaşlarda insan ömür boyu alnındaki bir kara leke, ömür boyu vicdanında belki bir sızı olarak kalacak bir olaya imza attığının şuurunda olmayabilir bütün boyutlarıyla. Hani biz güçlüyüz, bunu örtbas
iflas ederiz, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edersin, seni askere göndeririz, okuturuz koçum, arkandayız gibi bir destek aldıysa idrak edemez bu acının ona hayat boyu ne yapacağını. Dolayısıyla muhakeme tam gelişmediği için ağır bir baskıyla, ağır bir korkutmayla bu çocuk yönlendirilmiş olabilir. O yüzden de literatürde buna suça sürüklenen çocuklar diyoruz. Suçlu çocuk değil. Peki Sahip Bey, eğer bu diş örnekleri alınıp diyelim ki Eren'in kolundaki ısırık anneye ait çıktı. Bu durumda soruşturmanın seyri kapsamında baktığımızda anne bu zamana kadar, o zaman şunu mu anlayacağız? Anne bu zamana kadar ben kızımı kaybettim, kurtaramadım. Bari oğlumu kurtarayım düşüncesiyle mi bunları açığa vermedi? Yoksa altında yine de başka nedenler olabilir ihtimali göz önünde bulundurularak mı soruşturma devam eder? Seyir nasıl olur? Cansın Hanım, burada şunu net göreceğiz biz. Anne eğer orada abiyi ısırmışsa olay yerinde olduğu ve olaya şahit olduğu kesin ve netleşir. Bir kere hukuki bir deliliniz çıkmış olur. Anne orada eğer abi canice Narin'i öldürmek istiyorsa ve anne bunu engel olmak için oğlunun kolunu ısırıyorsa anne olaya birinci tanıktır. Bakın hem sanık hem tanık, yani bu sonun durumda birinci tanıktır. Buradaki delil demek ki şunu gösterir, eğer bunu doğrularlarsa ve abi ve annenin ifadeleri örtüşüp eğer Narin'e karşı bir şiddet eylemi yaparken anne Enes'i yani abiyi engellemek için kolunu ısırıyorsa buradaki temel sonucumuz şu olur. Anne kesin olaya şahit. O zaman Enes de birinci derece suçlu durumuna gelir. Çünkü Meftan'ın... Annenin iftirak suçu bu Nadine, sefer ortadan kalkar mı böyle olursa? Nadine karşı... Hayır. Daha da güçlü onu bir şekilde. Onu sormaya çalışıyorum. Anne nasıl, tamam olay yerinde ama engel olmaya çalıştı. Sadece bir gizleme yaptı, saklama yaptı. Yoksa iftirak suçu devam eder sanık, mi? Sanık tanık durumuna gelir. Hem sanık hem tanık olarak. Sanık ve tanık durumuna gelir. Tamam, şimdi anladım. Çünkü herkesin konuştuğu bu. Eğer böyleyse o zaman anne iştirak suçundan ceza almayacak. Cezası daha da hafiflemiş olacak. Devam eder, devam eder. Tamam, doğrusunu sizden öğrenmiş olduk. O zaman şu noktaya bir kere daha döneceğim. Ramazan. Bir iki nokta daha ben Rukiye Hocam'la ilgili konuları özellikle belirtmek isterim. Buyurun lütfen. Şimdi Rukiye Hocam'a teşekkür ederim. Çocuklar hakkında, suça sürüklenen çocuklar hakkında çok güzel bilgi verdi ama... Diyarbakır'ın coğrafi konumundaki 15 yaşındaki bir erkek çocuğuyla Ankara, Çankaya veya İstanbul Etiler'de büyüyen bir 15 yaşındaki çocuk arasında çok büyük fark vardır. Şimdi oralarda halk arasında veya vatandaşlar ve aşiret ve köylüler arasında o yaşlardaki çocuklar 20'li yaşların üzerinde görülür ve güçlü, kuvvetli insanlar olarak nitelendirilir. Her ne kadar çocuk olsa da, çünkü bu rea tarlada çalışan, tarlada birebir işlerde yoğunlaşan bir insan. Yani oranın coğrafi şartlarını bildiğimizde reanın daha kuvvetli ve daha ömrün belleğinin gelişmiş olacağını tahmin ederiz ama tekrar söylüyorum, 18 yaşından küçük olduğu için ve hocamızın söylediği için de suça sürüklenen çocuktur. Yani bunu bu şekilde delillendirmek lazım ve dillendirmek lazım. Reha'nın geleceğini de korumak lazım. Çocuk belki hasbelkader yine oranın feodal sisteminde ezilmiş olabilir. Bunu ayrıca şey yapalım. Hocamız ayrıca örgütlü suçlar dedi. Burada örgütlü suç olabilmesi için bir amaç olması lazım. Yani siz bir 3-4 kişi gelirsiniz, bizim kanunumuzda olur. Örgütlü bir suç olması için bir amacınız olması lazım. Yani o amaca yönelik işler yapmanız lazım. Burada örgütlü suç değil de cinayetten sonra örgütlü olay diyebiliriz. Sonrasında. Yani cinayet saatinden sonra örgütlü zaten olay olarak şey yapar. Çünkü örgütlü suç derseniz amaç çok çok farklı yere gider. Söylemi gün sonunda bizim medyamızda, biz özellikle ben sizin ekranlarınızda yaptığım, ben sizin ekranlarınızda yaptığım birçok röportajımda yanlışların düzeltilmesine şey yaparım. Yani bizde hep şunu söktüler, çapraz sorgu yapıldı, çapraz sorgu yapıldı. Ben dün arkadaşlara ona izah ettim. Bizde emniyet kuvvetleri ve jandarma sorgu yapmaz. Mülakat yapar, çapraz ifade alır. Yani öyle bir laf gelişimi olmuştur ama bizde şunu tekrarlıyorum. Bizim emniyet kuvvetlerimiz ve jandarmamız savcı talimatlarıyla çapraz ifade alır. Çünkü öbürü suçtur. Bakın sorgu demek ki şey yapar.
Bunlar önemli. En önemli şey burada Ramazan hocama ben de destek istiyorum. Jandarmanın savcılığa gönderdiği fezlekeyi gördük mü? Bunu hiç kimse daha hala görmedi. Yani fezleke ne demek? Bir sürü delilin yani olayın tamamının anlatılması. Jandarmada tespit edilen bütün konuların savcıya intikalidir. Artık der ki jandarma, ben fezlekemi hazırladım, bütün delillerimi ortaya koydum. Evet. Bütün şu ana kadar bana gelen verileri ortaya koydum. Efendim bundan sonra sonuç yüce yargınındır. Bunun da ikinci aşaması savcı beyin önüne gider. Savcılarımız bunu titizlikle inceler. Eksik noktalarını evet. belirtir. Eksik noktalar belirtildikten sonra varsa tekrar jandarmaya bir talimatla bu noktaların giderilmesini ister. Şimdi bunu neden söyledim? Reha'nın ilk gün sorgusundan sonra serbest adli kontrolüne serbest bırakıldı ve bir gün sonra tekrar alındı. Burada imajlar geç gelmiş olabilir. Sizin söylediğiniz ses imajları ve çözümler geç gelmiş olabilir. O yüzden ben soruşturma ekibinin bir ek gözaltı da almasını bekliyordum. Çünkü 23 kişi ve evet. bu neticede daha çok delil çıkacak. Ve ben size tecrübelerime dayanarak bir şey daha söyleyeyim Cansın Hanım, Ramazan Bey. Bu işin ucunda başka insanlar da çıkacak. Bakın belki annenin yanında Ramazan Bey'in, pardon özür dilerim, amcanın yanında ve Reha'nın yanında başkaları da çıkacak. Ben ilk gün size röportajımızda söylemiştim. Yani en zayıf halkanın en kuvvetli halka çıkacağını ki amcanın işçilerinden birini işaret etmiştim. Nitekim söylediğimizde çıktı. Ve bu olay, narin olayı çok derin sular itiba ediyor. Evet, çok da böyle amacından saptırmamak lazım. Kızımızı katletmişlerdir. Bunun sebebini hiçbir zaman şu ana kadar öğrenemedik. Evet. Belki de hiç öğrenemeyeceğiz. Şöyle ama böleceğim netice sizi itibariyle gün sonunda konuşmanızı sonlandırıyor gibisiniz. Sonlandırmayın. Size sorularım var hala çünkü. Hala da vaktimiz var. Yok bir şey daha şey yapayım. Konuşmaya estağfurullah ben buyurun, ekleyeceğiniz bir şey varsa hızlıca alayım. Sonrasında konuyu açıp yine size soru soracağım. Tamam, ben bir şey daha ekleyecektim sizin şeyinize. Köydeki mezarlık konusunda toplumsal bir ihlale neden olabilecek hareketler yapabilir. Biz oradaki muhabir arkadaşlarımız, ben bilmiyorum ama Ramazan Bey biliyorsa, jandarma emniyet tedbiri alıyor mu? Bu birinci sorum. Çünkü çok önemli, biliyorsunuz bölücü terör örgütü de sosyal medya üzerinden bu konulara eğilim yapıyor. İkincisi, Diyarbakır Belediyesi neden orada bir çevre düzenlemesine gitmedi? Yani bizim batıda olsaydı çok hemen alelacele belediyelerimiz hemen bir refleks gösterir. Orada bir çevre Peki. düzenlemesine gider. Oraya gelenleri ağırlardı. Bu iki soruma bir cevap alabilirsem çok sevineceğim. Peki, şu an elimizde cevabı olan sorular değil bunlar ama orada bir koruma olduğunu biliyoruz. Jandarma ekiplerinin 7/24 köy ve çevresinde ve Nari'nin zaten cenazesi kabri başında da olduğunu biliyoruz. Buyur Ramazan. Arkadaşlarımız zaten orada herhangi bir yüz görüntüsü olmaması için çekimlerimize dikkat ederseniz Aynen kamera öyle. Kadrajına güvenlik nedeniyle askeri personelin girmemesine dikkat ediyor ekiplerimiz. O bölge hali hazırda evet. ekipler tarafından hem giriş hem çıkışları hem giriş, kontrol altında hem de 7/24. Tutuluyor. 7/24 yani ilk günden boyunca. Bu yana sadece, hatta bir sürü basın mensupları evet. dahi içeri giremediler. Önemli tedbirler alındı. Evet. O süreçte dışarıdan yaptık. Sadece güvenlik gerekçesiyle yayını. Askeri personelin yüzünün gösterilmemesine orada gayret ediyoruz. Evet, hassasiyet gösteriyoruz. Tamam. Şimdi ortadan bir hocamızı alalım mı Tuğba? Şu şeyi görelim. Bu arada sen şuna takıldın, ben de takıldım sonrasında. Dedin ki anne, abi ve Nevzat. Şimdi başka kimler olabilirdi sorusu aklıma şu geldi. Ne dedi anne? Ben uyuyordum. Evet. Eve gelen yenge miydi? Hediyeden bahsediyor. Hediye kimdi? Komşusu, tam komşu. Akrabalık bağ nedir İki şu an? İki kere şey geliyor. Öncesinde hediyeye çamaşırları götürüyor. Tamam. Çamaşır makinesi bozuk olduğunu tamam. söyleyerek. Ondan sonra hediyenin geldiğini, bir geldiğinde uyuduğunu söylüyor. Daha sonra da kahve içtiklerini vesaire söylüyor. İkinci geldiğinde de hatta hediyenin ona diyor ki anne, ben ilk geldiğimde sen uyuyordun, duymadın evet. dediğini söylüyor. Yani halıları bıraktı diyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam evet, da. Bir şeyi açtı diyordu, tam onu hatırlayamıyorum. Şimdi bakarım şeyden. Su dinamoyu mu açtı öyle dinamoyu aç, doğru dedin. Dinamoyu açtım
diyor Hediye anneye. Sen diyor duymadın diyor geldiğimde diyor. O sırada da Enes uyanıyor. Evet. Evden dışarı çıkıyor. O sıraya kadar Enes de 16'ya kadar derin bir uykuda olduğunu bir söylüyor. Bir telefon geldi diyor bir arkadaşından. İsmini zikretmeyelim. Sonra uyudum evet. vesaire diyor ama bu beyanlar orada olduklarını gösteriyor. Sen neye geleceğim? Sen dikkatini çekti. Hediye de oradaydı o zaman o saatte. Ve de arka evde sadece amca oturmuyor evet. değil mi? Amca, ailesi. Zaten çok yakın noktalarda bir şu de köyün kraliçesi var mı ya? Bir de Enes'in arkadaşlarından bahsediyor anne arkadaşlarıyla. Yani orada şimdi onu diyeceğim. Çok Enes iki arkadaşı. Evet. Annenin söylediği bu. Hah. Bayağı bir girmesi lazım. Geliyor mu? Yok, buradan anlamayız. Enes iki abisi. İki arkadaşı. Enes iki arkadaşı. Annesi. Anne. Hediye. Hediye iddia şeyin ifadesine göre annenin. Patikayı Hediye. Düşünüyoruz sadece. Nevzat ailesi. Bilmiyoruz evet. çünkü içeride kim olduğunu. Kim var? Nevzat ve ailesi. Gözünüzde canlandırmanızı i̇şte, isteyeceğim arkadaşlarım bunun kadar. Narin'in evi durun. Diyorlar. Amcanın evi. Amcasının teşekkür ediyorum. İçerideki arkadaşlarım hemen buldular. Artık zaten ezbere biliyoruz köyü. Evet. Şurada bir katlı ev burada yine çok uzak gözüküyor ama işte şu ev çatıyla bu çatı arası. Başka neresi dönüyor o yoldan diye bakmak istiyorum. Şimdi Narin'in evine patika burada ya. Nevzat'ın evinin de olduğu noktayı görebilir miyiz? Orası patika buradan çıktıysa patika zaten. Patika buradan çıktı Nevzat'ın evi Nevzat'ın şu. Nevzat'ın bu tarafa geliyor. Narin'in evi bu taraf. Hep amcasının evi de bu taraf. Gözüküyor mu bunlar? Biz böyle şey yapıyoruz. Aha. Şu patika Ramazan. Evet. Nevzat'ın evi bu. Tamam evet. mı? Narin'in evi bu. Çatıları görebiliyordur umarım seyircilerimiz. Bu da amcanın evi. Evet. Peki bu patika haricinde bu arkadan ilkokula giden yoldan buraya başka neresi bağlan? Ha, biraz önce Mehmet gitti. Mehmet ile Sinan hazır mı? O zaman ona bakarsan değilmiş. Ona bakarsan biraz önce Mehmet ile Sinan ne yaptı? Buradan böyle geldi patikadan. Şuradan dolandılar. Buradaki tuğla eve çıktılar. Evet. O zaman burada da ara bir patika var. Her türlü herkes buradan buraya gelebilir mi? Gelebilir. Gelebilir. Ama derdest edip götürme konusu mantıklı geliyor mu? Gelmiyor şu an için. Mutlaka biri duyardı. Yani hani tamam ihtimalleri konuşalım. Bütün ihtimalleri konuşalım. O zaman buradaki bütün haneler bu yoldan çıkıp bu patika yola gelebilir. Kaldık şurası uçurum. Evet. Hadi aradan çıktı diyelim. Ama yine bütün ihtimalleri düşündüğümüzde bu zayıf kalıyor. Kesinlikle. Zaten bu patika yol vesaire Narin evine doğru girdiği patika yoldan sonra orada bir araçla Narin'in kaçırılma imkanı yok. Araçın ilerleyebileceği bir şey yok, yok. Orada. Zaten Mehmet de güçlükle yürüdü. Yani bir araç yolu değil orası. Dolayısıyla bu üçgende artık orada kimler var ise Narin'i en son görenler o isimler. Onlar da biraz önce sen tek tek söylemiş olduğun isimler. Orada olduklarını da zaten gerek savcılık gerekse mahkemedeki ifadelerinde HTS beyan ediyorlar. HTS kayıtları da çıkıyor zaten. Yani, oradalar. Nevzat zaten anlatıyor en ince ayrıntısına vahşetine kadar. İşte Nevzat da Narin'i en son Peki, görenlerden. Amca neden mesela o zaman böyle diyelim ki şu senaryoyu konuşalım. Diyelim ki diş izi alındı ve anne işte abiye karşı koymaya çalıştı. Korumaya yaptı. Çalıştı evladını. Diğeri de evladı. Böyle düşünelim. Hı hı. Bir kere o anda zaten herhalde bir şey düşünemez değil mi yok, insan? Yok, sadece evladını edemez. Kurtarmaya tabii, çalışır. Tabii, bir muhakeme tabii, söz konusu tabii. olamaz doğru muyum? O travmatik bir an ya savaşacak ya kaçacak ya durduracak onu böyle muhakemenin pek devreye girmediği refleks düzeyinde şunu, müdahale ettiğiniz. Şunu sorabilir Peki, miyim? Anne. Heh. Cansın çok özür Buyurun. Dilerim. Şimdi sorulardan bir tanesi de amcanın birilerini korudu mu? Daha doğrusu yeğenimi koruyor tarzında bir soru var şu anda. Böylesine bir süreçte. Tutuklamalar var, ağır ceza mahkemesine yargılanacak. Bir insan bu derece koruma içgüdüsünü sürdürebilir mi? Daha kompleks bir şeyler var gibi geliyor bana. Yani... Ya ama peki psikolojide böyle bir şey olabilir mi? Yani insan tamamen suçsuz olduğunu biliyor. Olayın içerisinde değil. Ama sadece orada ve sonrasında herhangi bir şeyler yaşandı. Diyelim ki aile büyüğü olarak çözmesi gerekti bu durumu başka bir evladı korumak için. Suçu mu üstleniyor bu kadar? İmser düşünelim diyelim. Hı-hı. Başka bir evladı aileden korumak için. Hı-hı. Öbürü zaten dedi gitti yapacak bir şey yok. Bari Hı-hı. bu kalsın. Hı-hı. Sonuna kadar o suçu üstlenir mi? Psikolojik olarak bunu kaldırabilir mi bir insan hiç suçsuzken? Eğer vicdan müessesesi pek çalışmıyorsa yapabilir. Antisosyal dediğimiz bir kişilik bozukluğu türü vardır. Vicdan, merhamet, empati, acıma yani her şey bir yana vahşice bir cinayetin işlenmesinden söz ediyoruz. Bunun bir hani kamu vicdanını yaralar diyoruz ya insanların vicdanını biraz yaralaması neyse cezası çeksin.
denilmesini beklerken ilk refleks koruma olabilir ama sonrasında insanın bir vicdanının sızlaması ve bu oyuna, bu sessizlik, suskunluk sarmalına bir son vermesini bekleriz. Buradaki soğukkanlılığı standart bir insan psikolojisiyle açıklayamayız. Yani bayağı psikopatik bir durum var. Peki. Bu başlığı açmak durumundayım. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Siz işin uzmanısınız. Yanılıyorsam beni düzeltin. Bence zaten psikiyatri ve psikoloji alanı anneyi başka bir boyutta incelemeli incelemediyse. Kesinlikle. Çünkü hiçbirimizin anlayamayacağı evrende anne olan, buna tüm canlıları katıyorum ben, sadece insan değil, bambaşka bir frekansta onlar. Koruma içgüdüsü olsun, sevgisi olsun, yani onların tarifi yok. Yaşımız kaç olursa olsun annelerimiz, eğer anne ise, artık bunu konuşuyoruz çünkü. O. Eğer anne ise o hala onun için çocuksunuz. Yedin mi, içtin mi, gittin mi, geldin mi, sağlıklı mısın? Bir anne olarak düşündüğümüzde anne bir evladımı artık kaybettim, öbürünü bari kurtarayım psikolojisine amcadan, diğerlerinden farklı girecektir muhtemelen. Hı. Doğru mu? Giriyor maalesef. Çok örneğini görüyoruz. Yani bize yansıyan klinik düzeyde ilgilendiğimiz, yani aile içi istismarda da, şiddette de uygulayan bir evlat, maruz kalan diğer evlat. Maruz kalan şikayet ettiğinde neden oğlumu hapse attırdın, senin yüzünden hapse girdi denebiliyor. Hani bir kız erkek evlat ayrımı durumu olabiliyor. Kadın kendini güçsüz hissedebiliyor, o erkek evlat ona bir güç verebiliyor. Bir de bu insanlar korkutulmuş, sindirilmiş, tek başına hayatına devam etmesi zor pek çok kadının. Yoksulluk sebebiyle, eğitimsizlik sebebiyle kocasına mecbur, kocasına muhtaç. Aile büyüklerinden ölesiye korkuyor. O yüzden çok mümkün, çok da vakadır yani gördüğümüz durumlardır. Bir çocuğunu korumak için diğerini maalesef artık bu giden gitti diyerek hani onun bir cezasını çekmesi, ıslah olması, adalete teslim etmek gibi durumlarda maalesef yine o anne refleksi devreye girebiliyor, koruyabiliyorlar. Bu konu üzerinde yalnız hocam, bu konu üzerinde bu cinayetin bir koruma sebebi varsa bile sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, hala. Yani onun altına çizelim, herhangi bir suçlama ya da yayınlarımızda hep buna dikkat ediyoruz. Sebebini bilmiyoruz yani. Neden öldür? Daha doğrusu katil zanlısı olarak şu an geçiyor. Katiller bu isimler mi? Bunu da bilmiyoruz. Biz hala şu soruyu soruyoruz. Evet, yani kim şu yaptı? Anda herhangi neden bir neden kesinlikle yaptı, nasıl yaptı? Sebep şu, şu şundan olmuştur diye yok. Söyleme bir hüküm verme mümkün zaten değil. İmkanımız İstediğimiz yok. İstediğimiz bu, öğrenmek istiyoruz. Öğrenmek için sadece bu istişareleri yapıyoruz. Şu an için tamamı tutukluların birçoğu ile ilgili tedbiren tutuklama devam ediyor. Hı hı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında kararlar değişebilir ancak buradaki Tavşantepe köyünde minik Narin'i son görenler zaten hem fezlekede hem savcı hem de hakimliğin vermiş olduğu kararda bu isimler buradadır denilmiş zaten. Ramazan genel süremiz olarak dolmuş, reklama gitmemiz gerekiyormuş. Hemen teşekkür ediyorum Rukiye Hanım, çok Cansın teşekkür Hanım, ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bir şey maalesef şu an burada ekleyemiyorum, acil reklama gitmem gerektiği için. Salih Bey, size de çok teşekkür ediyorum. İlerleyen yayınlarda yine bir arada konuşuyor oluruz. Sağolunuz yayına katıldığınız için. Adli Soruşturma ve Analiz Uzmanı Salih Aydemir bizimle birlikteydi. Ramazan, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Salih Bey'in ne dediğini duymadım. Bana iletin lütfen arkadaşlar. Sesini aldınız. Çok teşekkür ederim. Hemen devam edelim.